Geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. yazısıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlayalım arkadaşlar. Övün ey Çanakkale, cihan durdukça övün. Ömründe göstermedin bin düşmana bir gün. Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün, başına 100 milletin birden üşüştüğü yersin. Yukarıdaki dizelerde vurgulanan övünme duygusunun nedeni ne olabilir? Bakalım şimdi. Çanakkale'nin güzel bir yer olduğunu, tabii kuşkusuzdur ama böyle bir şeyden bahsetmiyor buradan. Hani övünme nedeni bu olduğunu bahsetmiyor. Çanakkale'de düşmanın yenilmesi, bu bir dursun arkadaşlar. Büyük milletlerle savaşıldığı, bin tane düşmanla savaşıldığı. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman Çanakkale'de düşmanın yenilmesiyle ilgili bir şey var. Ama şimdi bir de bin tane düşmanla savaşılma var. Şimdi baktığımız zaman şıklarda bin savaşa bak o kadar büyük milletler geldi falan diyor ama hani düşmanın yenilmesinden aslında burada bir övüntü var. Yani bin tane düşmanla savaşılmasının bir önemi yok. Aslında buradaki övünmenin nedeni düşmanın yenilmesidir. Bundan dolayıdır arkadaşlar. Aşağıdaki verilen altı çizili kelimelerin hangisinde yapı bakımından isim köklüdür? Yazar. Neyden gelir arkadaşlar kökü? Yazmaktan gelir değil mi? Yazmaktan. Nedir? Fiil köktür. Fiil. Uçuş. Nereden gelir? Uçmaktan gelir. Nedir arkadaşlar? Fiildir. Kazı. Neyden gelir? Kazmaktan gelir. Yine aynı şekilde fiildir. Çiçekçiden. Çiçekçidenin kökü nedir arkadaşlar? Çiçektir. Çiçek nedir arkadaşlar? Bir isimdir. Bundan dolayı isim köklü olan D şıkkımızdır. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü almamıştır? Kaynaştırma ünsüzlerimiz neydi arkadaşlar? Yaşasındı değil mi bunlar? Yaşasından bakalım. Araba Y. Bakın arkadaşlar I eki gelmiş. Hemen orada bir Y büyümüş. Bizim yaşasındaki ekimiz büyümüş. Var mı? Var. Geldik. Yedişer. Kökü nedir? Yedidir değil mi? Ne eki almış? Er eki almış. Araya Ş eki. Bakın Ş'ın eki, Ş eki gelmiş. Olayı mahallede olduğu gibi anlattım. Olay. Kökü nedir arkadaşlar? Olaydır. I eki almıştır. Buradaki Y kaynaştırma eki değildir arkadaşlar. Kökte vardır zaten. Bundan dolayı ek almamıştır. Masaya'nın kökü de nedir? Masadır. Y ekini almıştır. Aşağıdaki dizelerin hangisinde abartma anlamı vardır? Bakalım bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Zaten direkt abartma anlamı burada var arkadaşlar. Hani olacak bir şey değil. Çok absürt yani böyle çok büyük abartılacak şeyler. Aşağıdaki bilgilerin hangisi doğrudur? Bakalım. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonuna iki nokta konulur. Arkadaşlar bakın bu cümle anlamca tamamlanmış mı? Tamamlanmış. Sonuna ne konulmuş? Nokta konulmuş. Nokta. Anlamca tamamlandıysa nokta konulur. Şaşma bildiren cümlelerin sonuna yay ayracı içerisinde ünlem konulur. Arkadaşlar yay ayraç içerisindeki ünlem küçümseme böyle karşıdakini hani böyle dalgaya alma muhabbetlerine konulur arkadaşlar. Bundan dolayı bu ünlem bu da yanlıştır. İkisi de yanlış. Alıntı cümlelerin başına ve sonuna ne konulur arkadaşlar? İki tırnak konulur değil mi? Bir şey alıntı yapacaksanız. Bu da yanlıştır. Bitmemiş cümlelerin sonuna 3 nokta konulur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Yüklem olmayan cümlelerin yani bitmeyen daha devam eden cümlelerin sonuna 3 nokta konulur. Türkiye denilen bu gemi hepimizi üzerinde taşıyor. Cümlesinde kullanılan belgisiz zamir aşağıdakilerden hangisidir? Kimi taşıyor? Hemen yükleme soralım. Kimi? Hepimizi. Bakın gördüğünüz gibi nedir? Bir belgisiz zamir vardır ve cevabımız nedir? B şıkkımızdır. Ağaçlık kavunları karabiber sözcüklerinin yapısı hangisinde sırasıyla verilmiştir? Ağaçlık. Köküne baktığımız zaman nedir arkadaşlar? Ağaçtır. Ne eki almış? Lık eki almış. Yani ağaçların toplu bulunduğu kısım gibi, bahçe gibi anlam olmuş. Bir ne olmuş? Ağaçtan ağaçlık türemiş arkadaşlar. Bakın türemiş. İki şık. Geldik. Kavunları. Kavun kökü nedir? Kavundur değil mi? Lar eki almıştır çoğul eki. Nedir arkadaşlar? Basittir. Herhangi bir türemiş ya da birleşik değildir. Karabiber. Nedir? Kara ve biberin birleşmesiyle olur. Birleşiktir arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkımızdır. Deyim hangi cümlede açıklaması ile birlikte verilmiştir? Bakalım. Kazayı görünce dizlerinin bağı çözüldü. Dizlerinin bağı çözüldü ne demek arkadaşlar? Olduğu yerde kaldı, ola kaldı gibi bir şey değil mi? O burada anlatmış mı böyle bir şey? Yok. Çok yemiş, karnını tıka basa doyurmuş. Karnını tıka basa doyurmak nedir arkadaşlar? Çok yemektir. Bundan dolayı şıkkımıza zaten verilmiş. Aşağıda gelen hangisi? Kişi zamiri yoktur. Kişi zamiri ben, sen, o, biz, siz, onlar. Nedir? Hemen. Ben dünyanın en güzel yerindeyim. Var mı? Var. Kendim. Şimdi geldik arkadaşlar. Kendim dediğimiz kısım benim yani benim bir çoğaltması yani bir ek alması hali olduğu için arkadaşlar buna da biz ne diyoruz? Kişi zamiri diyoruz. Unutmayın. Kendim de bir kişi zamiridir.
Burada da vardır. Buralarda bir yerde olmalı aradığımız ev. Burada bir kişiden biri yok. Bizi kimse aramaz oldu. Burada da bizi nedir? Bir kişi zamiridir arkadaşlar. O sözcüğü hangi cümlede işaret zamiri olarak kullanılmıştır? Bakalım. Şimdi o burada bir kişiyi kapsayacak, değil mi? O öğrenci herkesi tanıyor. Zaten burada öğrenci vermiş. Burada bir işaret zamirliği yok arkadaşlar. O sizin başarılı olmanız için uğraşıyor. Bakın. O sizin başarılı olmanız kim? Bir kişiden mi? Bir kişiden bahsediyor. O zaman burada ne vardır? Bir zamir vardır. O resim çok güzel ama pahalı. O yarın sabah postaya verilecek. Burada da bir şey yoktur. Cesaret sözcüğün özellikleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar cesaret nedir? Soyuttur. Nedir? Tekil isimdir. Ve arkadaşlar cesaret nedir? Cins isimdir. Yani bakarsanız bir nevi cins isim olarak da düşünebilirsiniz cesareti. Doğru cevabınız A şıkkı. Geldik. Şimdi arkadaşlar burada sorunun üst kısmı çıkmamış. Diyor ki aşağıdaki kelimelere ünlü bir ek geldiğinde ses değişikliği olmaz diyor hangisine. Şimdi bakalım. A ekini getirelim herkese. Çorap, çoraba oldu değil mi arkadaşlar? P ne oldu? B oldu. Bir değişme var mı? Var. Kağıt, kağıdı oldu değil mi arkadaşlar? Bakın. Ne oldu? Itı ne oldu? D ekine döndü. Okul, okulu, okula, okullu. Neyse işte ne eklerseniz arkadaşlar bakın okulda bir değişiklik oluyor mu? Olmuyor. Hangisi değişmez diye soruyor zaten okul. Ayak ne oldu arkadaşlar? Mesela ı ekleyelim. Aya ı oldu değil mi? Bir değişiklik söz konusu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır? Bakalım. Her insan karanlıktan korkar. Belki ben korkmuyorum. Çocukları oldum olası severim. Belki ben sevmiyorum. Böyle ekleyin arkadaşlar. Belki ben diyeyim. Erciyes Dağı güzelliğiyle herkesi büyüler. Belki beni büyülemiyor. Keloğlan Türk masallarından biridir. Belki değildir diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Çünkü bu literatüre girmiş yani bilimsel olarak girmiş yani. Orada Türk masallarında Keloğlan'ın olduğu bilim olarak açıklanabilecek bir şeydir. Kanıtlanabilecek bir şeydir. Katı sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamında kullanılmıştır? Bakalım. Katı cisimler. Katı deyince aklınıza ne geliyor arkadaşlar? Sert. Mesela bu kalem gibi değil mi? Sert bir şey. Katı cisimler dediğiniz zaman sıvı hale getirdik derken sertlikten bahsediyor. Burada ne vardır? Gerçek anlam. Katı atıkları bu bölümde toplayacağız. Ney? Katı atık. Yine aynı şekilde sert atık. Kaldırımda yürüyen adamın başına katı bir cisim düştü, sert bir cisim düştü. Babam bu konularda çok katıydı. Katıydı derken burada ne arkadaşlar? Fikir olarak, düşünce olarak katıydı. Bundan bahsediyor. Doğru cevabımız D şıkkımızdır. Mecaz anlam sorduğu için. Kahramanları hayvanlardan seçilen ve sonunda ders vermeyi amacı ile yazılan edebi türümüz neydi arkadaşlar? La Fontaine'den de bilebilirsiniz. Fable'dı arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi terim anlamlı bir sözcük yoktur? Bakalım. Hayatımızın her karesinde güzel günler var. Kare derken arkadaşlar burada üçgenin karesinden mi bahsediyor? Hayır. Ondan dolayı burada terim anlam yoktur. Diğerlerinde de bulalım. Ayda çok az yer çekimi var. Bakın yer çekimi bilimsel bir şey. Çam ağaçları vadi boyunca vadi coğrafyanın bir bilimi. Bütün cümleleri cümle nedir? Türkçenin bir bilimidir arkadaşlar. Hepsinde varken A şıkkında yoktur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır? Bakalım. Hayaller aleminde dolaşıp hayaller alemi zaten soyut. Hayal nedir? Soyut. Güneşin ilk ışıkları odayı aydınlatıyordu. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken ışık. Işık soyut değildir arkadaşlar. Gözle ne yapabiliriz? Işığı görebiliriz değil mi? Bundan dolayı ışık soyut değildir. Burada soyut bir sözcük yoktur. Aklımız ve yüreğimizi birleştirmeliyiz. Burada akıl var. Senin sevgin olmasa her şey boş yavrum. Sevgi var arkadaşlar. Yani cevabımız B şıkkımız. Sorularımız bu şekildeydi. Aklınıza takılan bir kısım olursa da yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.